Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fosforlu kalemde daha beraberiz. Bugün size fosforlu kalemde tanıtmak istediğim kitap Michio Kaku'nun İnsanlığın Geleceği isimli kitabı. Michio Kaku'nun İnsanlığın Geleceği isimli kitabı. Alt başlıkları da şöyle. Alt başlıklar diyorum çünkü bir tane değil birden fazla. Mars'ı yaşanabilir kılmak, virgül, yıldızlar arası yolculuk, ölümsüzlük ve dünyanın ötesindeki kaderimiz. Kitabın alt başlıkları da böyle. Yayın evi ODTÜ Yayıncılık, ikinci baskı bendeki baskısı. Şöyle bir kapağını da göstereyim. Göz aşinalığı oluşsun. Bir nebze de olsa. Pekala, Michio Kaku'dan daha evvel yaptığımız okumalar da vardı. Eğer kanalımı evvelden beri takip ediyorsanız, bu işleri yapmaya başladığımdan beri en azından, Einstein'dan Ötesi ve Paralel Evrenler isimli iki kitabını, Paralel Dünyalardı galiba daha doğrusu, İki kitabını daha burada tanıttığımı bilirsiniz. Michio Kaku'yu okumayı önemsiyorum ben. Çünkü bilim dünyasının hangi gündemler üzerinde durduğunu herkesin az çok anlayabileceği bir tarzda anlatıyor. Dili genele açık. Her ne kadar bazı kısımlarda ulaşamasanız da neler söylenmek istediğine, alanın uzmanı olmadığınız için ya da alana mesai sarf etmediğiniz için. Fakat genel anlamda kitapta bilim dilini, bilimin gündemini avamı nasa kadar indiren bir tabiat var. Bu açıdan okumayı hikmetli buluyorum. Bir kısmını işaretledim. Alıntılarım çok fazlaydı. O yüzden sınırlandırmaya çalışacağım. Yine de bu program herhalde bir 40 dakikayı falan alacak. Pekala. İlk notum ön sözün içinden. Şöyle bir yerden okuyacağım. Genetik bilimciler herhangi iki insanın neredeyse aynı DNA'ya sahip olduğuna ilişkin tuhaf bir gerçeği fark etti. Genetik bilimciler herhangi iki insanın neredeyse aynı DNA'ya sahip olduğuna ilişkin tuhaf bir gerçeği fark etti. Bunun aksine herhangi iki şempanze arasında ise bütün bir insan nüfusunda bulunandan çok daha fazla. Bir daha okuyayım burasını. Bütün bir insan nüfusunda bulunandan çok daha fazla genetik çeşitlilik bulunabiliyor. Şempanzeler öyleyken insanlar böyle. Bu olguyu matematiksel olarak açıklayabilecek kuram, patlama sırasında yalnızca 2000 kadar, yani bir avuç sayıda insanın geriye kaldığını ve insanların çoğunun yeryüzünden silinmiş olduğunu varsaymaktır. Dikkat çekici bir şekilde bu pis, sefil insan grubu en sonunda tüm gezegeni dolduran atalarımızdan kalma Ademler ve Havvalar olacaktı. Her birimiz neredeyse bir diğerinin klonudur. Modern bir otelin balo salonuna sığabilecek kadar ufak, dayanıklı bir grup insanın soyundan gelen kız ve erkek kardeşlerdir. Burada benim ilgimi çeken şey şu, insandaki genetik çeşitlilik azlığı diyelim. Yani diğerlerine göre çok daha azmış. İşte şempanzelere göre bayağı azmış. Galiba bilim adamlarını da sonunda ya biz galiba bir Adem ve Havva'dan geldik aleyhisselam demeye götürecek. Öyle bir çizgi fark ediliyor. Fakat oraya kadar gelmemişler henüz. Diyorlar ki hani arada bir şey oldu. İnsanların sayısı azaldı. Biz o sayıdaki insandan geldiğimiz için bu kadar birbirimize benziyoruz. Yani genetik çeşitliliğin azlığı belki böyle açıklanacak ileride bilim adamları tarafından da. Ama biz zaten İslamcı iman ediyoruz ki biz bir Adem ve Havva annemizden geldik. Adem aleyhisselam babamızdan ve Havva annemizden. O yüzden genlerimizin bu kadar birbirine benzemesi, buradaki ifadesiyle klon gibi olmamız, kız ve erkek kardeşler gibi olmamız normal. Ön sözde bir cümle daha var hemen diğer sayfada. İnsanlığın günün birinde bir tür soy tükenme düzeyinde bir olayla karşılaşacağı fizik yasaları kadar kaçınılmaz. İnsanlığın günün birinde bir tür soy tükenme düzeyinde bir olayla karşılaşacağı fizik yasaları kadar kaçınılmaz. Yani kıyamet bir fizik yasası kadar sabit bir şey. Devam ediyoruz. Geldik 16. sayfaya, pardon 17. sayfaya, estağfurullah. Burada ilginç bir bilgi var. Goddard isminde bir roket bilimci, Amerika'da bu işleri başlatan, geliştiren bir adam.
onunla New York Times gibi yayıncılar dalga geçmişler. Uzayda roketlerin gidişiyle gelişiyle ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili. Fakat sonunda ne olmuş? Goddard'ın ölümü, herhalde böyle okunur, Goddard. Goddard'ın ölümü 1969 yılında Apollo Ay'a indiğinde New York Times editörleri tarafından yayınlanan özrü görmeye yetmedi. 1945'te vefat etmişti. Times şu şekilde yazmıştı. Times özür dilemiş yani. Şu an kesinlikle ortaya kondu ki bir roket tıpkı atmosferde olduğu gibi boşlukta da görevini yerine getirebilir. Times yaptığı hatadan ötürü pişmanlık duymaktadır. Adamla kaç yılında? 1929 yılında maytap geçmişler, dalga geçmişler diyelim, alay etmişler. Bu basın yayın kuruluşları Amerika'daki. Ama 1969 yılında bu alaylarından dolayı özür dilemek zorunda kalmışlar. Arada kaç yıl var? 40 yıl var. Çok basının sözüne gelmemek lazım yani. Devam ediyoruz. Bir diğer çizdiğim yer 21. sayfada. ...1945'te... Von Braun, bu adam Almanya'da roket biliminin sıçrama yaptırmış bir adam yani. Onun ürettiği V2 roketinin dengi yokmuş o zamanlarda. Almanya bir numaraymış bu füze roket işinde. 1945'te Von Braun ve 100 adet yardımcısı müttefik kuvvetlere teslim oldu. İkinci Dünya Savaşı bitti, yenildiler yani. Yanlarındaki 300 vagon V2 roketi ve parçaları ile Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. Bu, amacı eski Nazi bilim insanlarından bilgi almak ve onları kendi adlarına çalıştırmak için yapılan paperclip harekatı denilen bir programın parçasıydı. Amerikan ordusu nihayetinde Redstone roketinin temelini oluşturacak olan V2'yi dikkatle incelerken Von Braun ile yardımcılarının da Nazi sicilleri tırnak içinde temizlendi. Ancak Von Braun'un Nazi hükümeti içerisindeki epey kuşku çeken rolü peşin hiç bırakmadı. Komedyen Mort Sahl kariyerini şu espriyle özetliyordu. Yıldızları hedefliyorum ancak ara sıra Londra'yı vurduğum da oluyor. Şarkıcı Tom Lehrer onun hakkında şöyle demiş. Roketler havalandığı sürece nereye indikleri kimin umurunda? O benim işim değil yorumunda bulunmuştu diyor. Yani görüyorsunuz Amerika işini biliyor. Adamdan iyi bir bilgi alabilecek olduktan sonra Nazi olmuş kimin umurunda? Hemen temizliyor kariyerini, sicilini. Tarihi unutuyor yani. Menfaatim olmadan asla Amerika. Evet, burada da ilginç bir bilgi var. Sayfamız 36-37. Bugün bile kimi zaman yorumcular ağırlıksızlığın uzayda kütle çekimi bulunmamasından kaynaklandığını belirterek yanlışa düşerler. Hani uzayda yer çekimi yok falan diyoruz ya, bu yanlış diyor. Niye? Aslında uzayda Jüpiter gibi koca gezegenleri Güneş'in çevresinde döndürmeye yetecek kadar büyük bir kütle çekimi vardır. Ağırlıksız olma deneyimi her şeyin eşit oranda düşmesinden kaynaklanır. Hani uzayda havada uçuyor ya astronotlar. O niye öyle oluyormuş? Ağırlıksız olma deneyimi her şeyin eşit oranda düşmesinden kaynaklanır. Bir diğer deyişle uzay gemisindeki bir astronot gemisiyle aynı oranda düşer ve kütle çekiminin yok olduğu yanılsamasını yaşar. Yani onlar da düşmeye devam ediyorlar. Yörüngede dönmek de bir nevi düşmek. Biraz daha şeye gidersek, bu kitabı okuyunca onu da fark ediyorsunuz. Yörüngede dönmek de aslında bir nevi düşmek dünyaya. Tam düşmüyorsunuz ama etrafında takılmanıza yetecek kadar düşüyorsunuz. Orada bir yanılsama yaşıyormuşuz. Aynı derecede düştüğümüz için İçeride biz bağımsızmışız gibi geliyor. Fakat aslında takılıyız yörüngeye. Falan filan. Bu da ilgimi çekti benim. Geldik 41. sayfaya.
son zamanlarda Amerika'da yükselen uzay sevdasının altındaki şeyi anlatıyor. Bilim insanları Apollo astronotları tarafından Ay'dan getirilen taşları inceleyerek Ay'da ekonomik önem taşıyan başka elementler de olabileceğini düşündüler. Ender bulunan elementler elektronik endüstrisi için çok önemlidir ve çoğu da Çin'de bulunur. Ender bulunan elementler elektronik endüstrisi için çok önemlidir ve çoğu da Çin'de bulunur. Ender elementler her yerde ufak miktarlarda bulunsa da Çin ender elementler endüstrisi dünya ticaretinin %97'sini oluşturur. %97 ya. Ne demek? Çin yeryüzü kaynaklarının kabaca %30'una sahiptir. Vay be. Gerçi toprağı da geniş yani. Birkaç yıl önce Çinli tedarikçiler bu temel elementlerin fiyatını aniden arttırdığında neredeyse uluslararası bir ticaret savaşı çıkacaktı. Bu sırada dünya da Çin'in bir tekel olmaya yaklaştığının farkına vardı. Gelecek 10 yıllar içinde kaynakların tükeneceğinin tahmin edilmesi alternatif kaynak bulmayı acil kılıyor. Ender bulunan elementler ay taşlarında bulunduğuna göre bunları aydan çıkartmak günün birinde daha az masraflı bir halde alabilir. Dahası platin elektronik endüstrisi için önemli olan bir diğer element ve belki de çok eski asteroid çarpmalarından geriye kalan platin benzeri minerallerin varlığı da ayda tespit edildi falan diye gidiyor bu bahis. Yani gösteriyor ki Amerika'nın uzay sevdası, tekrar ateşlenen uzay sevdası aslında bir doğabilecek bir krizden kaynaklanıyor. Ve yine menfaat. 49. sayfa. Bu da ilginç bir bilgi. Ayda yürümek başlıklı bölümde. Uzay giysinizi ayda çıkartsanız ne olur? Ne olur? Hava olmadan boğulursunuz ancak bundan daha fenası da var. Kanınız kaynar. Ne demek bu? Ay'a çok mu ısınırsınız? O manada mı? Değil. Deniz seviyesinde su 212 derece Fahrenheit ya da 100 derece Celsius'ta kaynar. Atmosfer basıncı düştükçe suyun kaynama noktası da düşer. Atmosfer basıncı düştükçe suyun kaynama noktası da düşer. Çocukluğumda bir gün dağlarda kamp yaparken bu ilkenin çok net bir örneğine tanıklık ettim. Bir tavada ateşin üzerinde sahanda yumurta yapıyorduk. Tavada cızır cızır eden yumurtalar çok lezzetli görünüyordu. Ancak onları yediğimde neredeyse kusacaktım. Tadları berbattı. O zaman bir dağa tırmandıkça atmosfer basıncının düşmeye başladığını ve suyun kaynama noktasının düştüğünü söylediler. Her ne kadar yumurtalar baloncuklar çıkartarak kızarmış gibi görünse de aslında tam olarak pişmemişlerdi. Sahanda yumurta hiç de sıcak değildi. Yani insan durduğu yerde kaynayacak duruma geliyor ayda. Neden? Basınç yok. Kaynama noktası düşüyor suyun. Su vücudunuzu hızla terk etmeye başlıyor. Bizdeki suyun kaynama noktası bizim atmosfer basıncımızdan kaynaklanıyor. Geldik 77. sayfaya. Yok, burayı aslında okumayacaktık. Ha, doğru, burayı okuyacaktık, pardon. Bu es geçeceğim yerlerden birisi değildi, önce karıştırdım. 1938'in Cadılar Bayramı'nda bir gün önce Orson Welles bir dizi kısa, dramatik ve gerçekçi radyo yayını hazırlamak için romandan pasajlar aldı. Hangi roman bu? Yine H.G. Wells Dünyalar Savaşı romanı. O romandan radyo programları yapmak için pasajlar almış. Program dünya sanki saldırgan Marslılar tarafından istila ediliyormuş gibi sunuluyordu. İnsanlardan bazıları istilaya ilişkin ordunun ölüm ışınlarına karşı nasıl yenik düştüğü ve Marslıların devasa üç ayaklılarla New York'u kuşatmış olduğu gibi güncellenen bilgileri aldıkça paniklemeye başlamıştı. Dehşete düşmüş dinleyicilerin yaydığı dedikodular hızla tüm ülkeyi sardı. Bu kaosun ardından büyük medya kuruluşları bir daha asla bir aldatmacayı gerçekmiş gibi yayınlamamaya yemin etti. Bu yasak bugün halen sürüyor. Devam ediyoruz. Geldik 100. sayfaya.
Bu da Jüpiter'in hikmetine dair önemli bir bilgi. Bir diğer tehlike de uydular ya da gezegenler dahil olmak üzere bilmeden çok yakınında dolaşan, tüm gezginleri yakalayabilen ya da uzaya savurabilen devasa kütle çekim alanıdır. Aslına bakarsanız bu korkutucu olasılık milyarlarca yıl önce bizim lehimize işlemiştir Jüpiter'in bu yeteneği. Erken güneş sistemi sürekli dünyaya yağan kozmik molozlarla doluydu. Erken güneş sistemi sürekli dünyaya yağan kozmik molozlarla doluydu. Çünkü güneş kendine doğru çekiyor. Şansına Jüpiter'in kütle çekim alanı, şansına mı yoksa hikmetle mi orasını düşünelim. Şansına Jüpiter'in kütle çekim alanı bir elektrik süpürge gibi bunları ya emiyor ya da atıyordu. Yani ya uzaklaştırıyor ya da kendine alıyor. Bilgisayar simülasyonları Jüpiter olmasaydı bugün bile dünyanın yaşamı olanaksız kılan kocaman meteor saldırıları altında kalacağını gösteriyor. Gelecekte kolonize edilecek güneş sistemleri düşünüldüğünde molozlarını temizleyecek büyüklükte bir kendi Jüpiter'ine sahip olanları değerlendirmekte yarar var. İlerleyen bölümde dünyaya benzer gezegenlerin aranıldığını anlattığı kısımda diyor ki yani Jüpiter gibi bir gezegeni yoksa zaten hiç bakmaya gerek yok. Orada yaşamın olması mümkün değil. Orasının dünyası telef olmuştur diyor yani. Evet efendim devam ediyoruz. Geldik 116. sayfaya. Bu da ilginç bir bilgi. 21. yüzyılın sonlarında nanoteknolojide yaşanacak gelişmeler inşaat sektöründe devrim yaratacak grafen ve karbon nanotüpleriyle aşırı hafif malzemeler üretmemize olanak sağlamalıdır. Grafen, bak grafen diye enteresan bir madde. Grafen son derece ince ve dayanıklı bir tabaka oluşturmak üzere sıkıca bağlanmış karbon atomlarından oluşan tek bir moleküller katmanından meydana gelir. Tek bir moleküller katmandan meydana gelir. Nasıl bir şeyse. Neredeyse saydam ve hemen hemen hiçbir ağırlığı olmasa da çelikten 200 kat dayanıklı. Çelikten arkadaşlar 200 kat daha dayanıklı. Karbon. Ham maddesi karbon. Hatta elmastan bile güçlü haliyle bilimin gözlemlediği en sağlam malzemedir. Prensipte bir fili bir kurşun kalemin üzerine çıkartıp ucunu asla kırmadan ya da grafeni yırtmadan onun üzerine yerleştirebilirsiniz. Üstüne üstlük grafen bir de elektrik üretir. Bilim insanları şimdiden grafen levhaları üzerine molekül büyüklüğünde iletken oyabilmeyi başardı. Geleceğin bilgisayarları belki de bunlardan meydana gelecek diyor ama üretimde de sıkıntılar varmış. Yani büyük üretmekte sıkıntılar varmış. Onu da anlatıyor devamında. Şu an için grafen büyük çapta kullanılamıyor. Küçük küçük ebatlarda kullanılabiliyormuş. Bu da ilginç bir bilgi. Beyin dijital bir bilgisayar değil. 124. sayfadayız. Herhangi bir programı, ana işlemcisi, Pentium çipi, alt programları ve kodlaması yok. Tek bir transistörü yerinden çıkarırsanız bir bilgisayar muhtemelen çökecektir. Oysa insan beyninin yarısını alsanız halen iş görebilir. Yine ilginç bir bilgi devamında. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Doğa beyni nöral bir ağ, bir öğrenme makinesi olarak düzenleyerek programlama mucizeleri başarır. Doğa, Allah diyoruz biz, doğa demiyoruz. Doğa kim? Aklı mı var? Dizüstü bilgisayarınız asla öğrenmez. Bugün de dünyada geçen yılki kadar aptaldır. Oysa insan beyni herhangi bir görevi öğrendikten sonra kendisini tam anlamıyla yeniden yapılandırır. Güncelleme geliyor. İşte bu yüzden bir dili öğrenmeden önce bebeklerin ağzından anlaşılmayan şeyler çıkar. Ve bisiklet sürmeyi öğrenmeden önce yalpalarız. Bir görevi ne kadar çok yerine getirirseniz, o kadar çok nöral yolun o görev için kuvvetleneceğini ifade eden Hebb yasasına göre sürekli tekrar nöral ağları zamanla geliştirir. Hebb yasasına göre sürekli tekrar nöral ağları zamanla geliştirir. Tıpkı sinir bilimde kullanılan
birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanırlar deyimi ya da daha önce duymuş olabileceğiniz Carnegie konser salonuna nasıl giderim sorusuyla başlayan eski şakanın yanıtında olduğu gibi. Nöral ağlar bunun yanıtını alıştırma yap, alıştırma yap, alıştırma yap diye verir. Burası benim şundan ilgimi çekti. Tekrarat-ı Kur'aniye'nin hikmetini Bediüzzaman Hazretleri anlatırken insanın bu yapısına dikkat çekiyor. Tekrara muhtaç olduğu, o tekrarlar sayesinde sabitlendiği, bazı şeylerin ona yerleştiği vurgulanıyor Risale-i Nur'da. Burada da işte bak onun ilmini öğrendik. Hakikaten de beyin tekrarla gelişiyormuş. Kullukta demek ki yerleşmenin gerçekleşmesi de yine Kur'an'daki tekrarlarla, ibadetteki tekrarlarla, o tekrarların hikmetiyle mümkün olabiliyor. Geldik 125. sayfaya. Şurada tek bir cümle var. 100 bin nörondan oluşan mikroskopik bir beyne sahip sıradan bir sivrisineğin özel bir çaba sarf etmeden 3 boyutta uçabildiğini, ancak halen sendeleyerek yürüyebilen basit bir robotun o sonsuz karmaşıklıkta bilgisayar programlarıyla yönetilmesi gerektiğini şaşkınlıkla anlatmıştı diyor. Kim? Bir arkadaşı, MIT'nin ünlü yapay zeka laboratuvarlarının eski yöneticisiymiş bu. Rodney Brooks diye birisi herhalde. Böyle söylenir. Rodney Brooks. O adam demiş yani bir sivrisinek küçücük beyniyle öyle şeyler yapıyor ki biz bugün elimizdeki o yoğun teknolojiyle ulaşamıyoruz diye hayret etmiş. MIT'den bir adam. 136. sayfaya geldik. Bana kalırsa insanları hayvanlardan ayıran şey bizim zaman algımız olmasıdır. Bana kalırsa insanları hayvanlardan ayıran şey bizim zaman algımız olmasıdır. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da çok dikkat çektiği bir şey. Hayvan gibi olamayız niye? Bizim istikbal korkumuz ve mazi bilgimiz var. Bunu hep söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Burada da Mishiyokaku bu bölümde insanla hayvanın arasındaki farkı ortaya dökerken, ifade ederken bu noktaya vurgu yapıyor. Boğazıma bir şey oldu. Bir su daha içelim. Geldik 162. sayfaya. Yine çok değerli bir bilgi var. Fizikçiler büyük patlama sırasında evrenin mükemmel bir simetri içinde olduğuna ve eşit miktarda madde ve karşıt madde bulunduğuna inanıyor. Fizikçiler büyük patlama sırasında evrenin mükemmel bir simetri içinde olduğuna ve eşit miktarda madde ve karşıt madde bulunduğuna inanıyor. Böyle olsaydı ikisi arasındaki yok ediş de mükemmel ve tam olduğu gibi evrenin tamamen ışımadan meydana gelmesi gerekirdi. Ne var ki geriye kalmamış olması gereken maddeden oluşan halimizle işte buradayız. Modern fiziğe karşı koyan şey varlığımızın ta kendisi. Modern fiziğe karşı koyan şey varlığımızın ta kendisi. Evrende neden karşıt maddeden daha fazla madde olduğunu henüz çözemedik. Allahu Ekber diyeceksiniz de ne zaman? Bu patlamadan erken evrendeki orijinal maddenin yalnızca 10 milyardan biri kurtuldu ve biz de onun bir parçasıyız. Önde gelen Kur'an büyük patlama sırasında bir şeyin mükemmel simetriyi bozduğunu iddia etse de onun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sorunu çözebilecek girişimcilikteki kişiyi bir Nobel ödülü bekliyor. Geldik 178. sayfaya. Immanuel Kant'ın bir sözü var burada uzaydaki yaşama dair. Hemen girişte. Doğruluğu konusunda yaşamın kazanımlarından çoğunu riske bile atacağım için, doğruluğu konusunda yaşamın kazanımlarından çoğunu riske bile atabileceğim için başka dünyalarda yaşayanlar olması üzerine yalnızca bir fikre değil, çok güçlü bir inanca sahibim. Immanuel Kant böyle demiş. Uzaylılara inanıyormuş. Biz de meleklere inanıyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bir notum da burada. 184. sayfa. Bu da dünyaya benzer gezegenler ararken bilim adamların yaşadığı bir şaşkınlıkla ilgili. Şöyle diyeyim. Gökbilimciler bizimkine benzeyen başka yıldız sistemleri tespit etmek yerine tamamen beklenmedik bir şekilde
tüm uzaklıklardaki yıldızların yörüngesinde dönen her boyuttan gezegenle karşılaştı. Profesör Seeger bu konu hakkında, herhalde böyle telaffuz edilir, Seager diye yazılıyor, Seeger bu konu hakkında, orada kendi güneş sistemimizde hiçbir karşılığı olmayan, kimilerinin boyutu Dünya ile Neptün arasında, kimilerininki Merkür'den çok daha küçük olan bir sürü gezegen var. Ancak bugün bile bizimkinin herhangi bir kopyasını bulamadık, yorumunda bulunuyor. Aslına bakarsanız o kadar çok tuhaf sonuç ortaya çıktı ki, gökbilimcilerin bunları yerleştirecek yeterli kuramı yok. Niye bu kadar farklılık var? Niye gezegenler birbirine hiç benzemiyor diye hani diyor şaşırıyorlar. Gökbilimcilerin bunları yerleştirecek yeterli kuramı yok. Profesör Seeger, ne kadar çok bulursak o kadar daha az anlıyoruz. Tüm olay bir karmaşa diyor. Devam edelim. Geldik 202. sayfaya. Burada da ilginç bir bilgi var. Normalde donma sürecinin bu... şöyle bir yerden geleyim. Kışın kuzeyde yaşayan... Kuzeyde değil tabii, kuzeyde. Kışın kuzeyde yaşayan herkes bilir ki balıklar ve kurbağalar buzda donar ve bahar gelip buzlar eridiğinde hiçbir şey olmamış gibi yeniden ortaya çıkarlar. Normalde donma sürecinin bu hayvanları öldürmesini bekleriz. Kan sıcaklığı düşürüldükçe hem hücrelerde hem de hücrelerin dışında nihayetinde hücre duvarlarını sıkıştırıp parçalayan buz kristalleri oluşur ve genişler. Doğa ana, biz Allah diyoruz. Doğa ana neymiş? Allah bu sorunu basit bir çözüm geliştirerek halleder. Allah'a ben koydum. Antifriz. Kışları suyun donma noktasını düşürmek için arabalarımıza antifriz koyarız. Aynı şekilde Allah da, doğa ana yine kaldırdım, glikozu antifriz olarak kullanır. Glikoz yani şeker. Cenab-ı Hak da onu antifriz olarak kullanıyor bir hikmetle. Ve bununla kanın donma noktasını düşürür. Yani her ne kadar hayvan bir buz kütlesi içinde donmuş olsa da damarlarındaki kan hala sıvıdır ve temel bedensel işlevleri yerine getirebilir. Ya Allah dememek için ne taklalar atıyorlar arkadaş. Ne gereği var? Geldik 214. sayfaya. Şöyle bir yerden bir parça okuduktan sonra diğer sayfaya geçeceğim. Birleşmiş Milletler tahminlerini birkaç kez revize ederek sayıyı aşağıya çekti, nüfus beklentisi sayısını. Aslında pek çok nüfus bilimci 21. yüzyılın sonlarında dünya nüfusunun düzeleceğini, hatta sabitleneceğini öngörüyor diyor. Devam ediyoruz, 215'ten bir bölümü atladık. Kentlileşmiş bir orta sınıfı pek de olmayan Bangladeş gibi ülkelerde bile doğum oranı giderek düşüyor. Bunun nedeni kadınların eğitilmesidir. Bir sürü ülkede yapılan çalışmaların tümü belirgin bir örüntü tespit etti. Bir ülke sanayileştikçe, kentlileştikçe ve genç kızları eğittikçe doğum oranı dramatik bir biçimde düşüyor. Afganistan'da bir dönem kadınların eğitimi engelleniyor diye falan bayağı mevzu yapılmıştı. İleride dünyada eğer bir nüfus krizi çıkarsa Amerika'da bile, hatta bütün ülkelerde bile böyle bir şeyin yapılması mümkün arkadaşlar. Genç kızların eğitilmesi engellenebilir. Niçin? Nüfus artsın diye. Olabilir. Hemen aşağı iniyorum. En sonunda da bir cümle var. Henüz nüfusu bir bütün olarak beslenmeye yetecek kadar kaynağımız olmayabileceğini... Henüz nüfusu bir bütün olarak beslemeye yetecek kadar kaynağımız olmayabileceği onu endişelendirirken o kim? World Watch Enstitüsü'nün kurucularından olan Lester Brown'muş. Onu endişelendirirken batıya ait beslenme düzeninde tüketme arzusu taşıyan kişileri beslemekte zorlanacağımız da kesin. Yani batılıları beslemek doğulları beslemekten daha zor diyor. Asıl gıda krizi batılıları vuracak. Çünkü alışkanlıkları çok tüketmek üzerine. Devam ediyoruz. Geldik 218. sayfaya. Bu da yine sivrisinekle ilgili ilginç bir bilgi. Buna kıyasla daha basit olarak yalnızca bir sivrisineğin beynini haritalandırmak bile yukarıdan aşağıya bir oda dolusu CD'ye sığacak kadar veri üretmeyi gerektirir.
Buna kıyasla daha basit olarak yalnızca bir sivrisineğin beynini haritalandırmak bile yukarıdan aşağıya bir oda dolusu CD'ye sığacak kadar veri üretmeyi gerektirir. Kaldı ki insan. Devam ediyoruz. Geldik 223. sayfaya. Bu da ilginç. Bilim dünyası uzaylılar hakkındaki beklentisini güncelledikçe, ufku biraz daha açıldıkça meleklere iman etmeye yaklaşıyor arkadaşlar. Bu kitapta onunla ilgili ilginç şeyler var. İşte bir tanesi de şu bölümün başındaki cümle. David Grispoon diye birisine ait bu cümle. David Grispoon herhalde böyle telaffuz edilir. Uzaylıların telekinezi, duyu dışı algı ve ölümsüzlükten ayırt edilmesi zor becerileri, sihirli görünen güçleri vardır. Manevi olarak gelişmiş canlılar olacaklardır. Muhtemelen kuantum bilmecesini çözmüş olup duvarların içinden geçebileceklerdir. Vay canına, kulağa bir tür melek gibi geliyorlar. Hakikaten de meleklerin özelliklerine baktığınız zaman bunların da üstünde şeyler mevcut. Bizim şu anki uzaylı algımızla meleklere yakınlaşamamamızın nedeni uzaylıları çok kendimiz gibi bir şey sanmamız. Öyle değillerse, çok daha üstlerse o zaman gayet makul bir şekilde melekler diyebiliriz. Ki biz öyle diyoruz Müslümanlar olarak. Geldik 239. sayfaya. Bizim fıtrat dediğimiz şeyi burada mağara adamı ilkesi diye bir şeyle ifade ediyorlar. Mağara insanı ilkesi. Önceki kitaplarda belirttiğim gibi mağara adamı ya da mağara kadının ilkesinin kendimizi değiştirmekte ne kadar ileri gitmek isteyeceğimiz hakkında doğal bir sınır koyduğuna inanıyorum. 2000 yıl önce ilk kez modern insanlara dönüştüğümüzden bu yana temel kişiliğimizde fazla bir değişiklik olmamıştır. Her ne kadar bugün nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarımız olsa da temel arzularımız aynı kalmıştır. Diyor, devam ediyor bu bahiste. Yani şey söylüyor. İnsanın aynı kalan yanları var diyor. Ne kadar teknolojisi şuyu bu ilerlese de ona da mağara adamı ilkesi demişler. Biz öyle demiyoruz. Fıtrat diyoruz. Allah'ın fıtratı. Bizi yarattığı şekil, taban, fabrika ayarları. 255. sayfadayız. İlginç bir soru var burada. Sonra devamını da okuyacağım ilerleyen kısımda. İnsan evrimini ve zekasını dinozorlarınkiyle de karşılaştırabiliriz. Her ne kadar dinozor zekası ile ilgili kavrayışımız son derece sınırlı olsa da neredeyse 200 milyon yıl boyunca dünyaya egemen olduklarına inanılıyor. Bak, dinozorların dünyaya 200 milyon yıl boyunca egemen olduklarına inanılıyormuş. Ne var ki hiçbiri zekileşmedi ya da bir dinozor uygarlığı kurmadı. İnsanlar içinse bunu yapmak yalnızca 2000 yıl kadar bir zaman aldı. Ondan da kısa hatta. Niye bu böyle oldu? Bak şimdi bir sorgulama. Devam ediyoruz burada. Nasıl evrimciliğin komikleştiğine dair ilginç bir şey var. Şu soru epey aydınlatıcı. Neden biz zeka sahibi olduk? Birçok primat bu üç niteliği karşılamaya epey yaklaştı. Öyleyse neden şempanzeler, evrimsel olarak en yakın akrabalarımız olan nobolar ya da goriller değil de biz bu becerileri geliştirdik? Homo sapiens ile diğer hayvanları karşılaştırdığımızda onlara göre zayıf ve beceriksiz olduğumuzu görürüz. Hayvanlar aleminde kolaylıkla alay konusu halini alabiliriz. Çok hızlı koşamayız, pençelerimiz yok, uçamayız, keskin bir koku alma duyusuna da sahip değiliz, herhangi bir zırhımız yok, pek güçlü değiliz ve derimiz küple kaplı olmadığı gibi epey de hassas. Her alanda bizden fiziksel olarak çok daha üstün olan hayvanlar var. Yani diyor, bu üstünlüklerden dolayı, şöyle geleyim oraya da, bizler kesinlikle zayıf ve beceriksiz olduğumuz için diğer primatların eksik kaldığı yetenekleri elde etmeye yönelik büyük bir baskı altındaydık. Yani eksiklerimizi gidermek için zeki hale gelmeliydik. Yani bu enteresan bir komiklik. Neden komik diyorum? Bir kere zaten bu ayrıma varabilmesi için insanın zeki olması lazım. Ya diğer canlılarda bak neler neler var. Bizde yok arkadaş. Biz ne yapalım? Biz de zeka diye bir şey çıkaralım. Bu işi öyle aşmaya çalışalım demek için yine zeka sahibi olmak lazım.
hem yok hem var. Hem yok, yani yok ki üretilecek, insana katılacak. Hem var, çünkü onun var olması gerektiğini fark edecek. Bir de onu üretebilecek yani. Bu da lazım. Şimdi öyle bir noktaya gelmişler ki, ya işte zeka ihtiyacı üretti. Zeka ihtiyacı üretti, zekanın ihtiyaç olduğunu fark etmek için de zeka lazım. Bir şey kendisini nasıl üretir? Kendisi başta varken sonra nasıl kendisine ihtiyaç duyar? Gibi gibi birçok tezat burada kendisini nazara veriyor. Devamında da öyle işte. Michiah Koch gibi zeki bir adamı bile bu evrim ne hallere sokuyor arkadaş. 294. sayfa. Aa, bir yere atlamış mıyız? Şurada bir ayraç görüyorum. Atlamışız, evet. Onu da okuyayım. Ha, bak bu da ilginç. Bilim insanları bakterinin virüslerin şiddetli saldırısını yenmek üzere kusursuz mekanizmalar geliştirmesi karşısında, burası 232. sayfa. Bilim insanları bakterinin virüslerin şiddetli saldırısını yenmek üzere kusursuz mekanizmalar geliştirmesi karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Nasıl oluyor da bakteriler virüsleri tanıyor, yok ediyor? Bakteriler ölümcül bir virüsü nasıl tanıyıp bir de onu zararsız hale getiriyordu ki? Bakterilerin tehdidi tanıyabildiğini, çünkü virüsün genetik malzemesinin çok ufak bir parçasını taşıdıklarını buldular. Bakterinin içinde öldürmesi gereken virüsün genetiğinden bir parça var. Bir ne gibi burada benzetme yapıyor. Tıpkı bir vesikalık fotoğraf gibi bakteri bunu istilacı virüsü tespit etmekte kullanıyordu. Bak, o gene bakıyor, bir de o virüse bakıyor. Varsa vesikalık fotoğrafına bakmış gibi tanıyor virüsü. Allahu Ekber. Tıpkı bir vesikalık fotoğraf gibi bakteri bunu istilacı virüsü tespit etmekte kullanıyordu. Bakteri genetik dizilimi ve bu sayede virüsü tanıdıktan sonra onu çok hassas bir noktadan kesip etkisizleştirerek bulaşmasını anında engelliyordu. Bu teknolojiyi daha sonra genetikte kullanmışlar. Yani hangi alanda? İşte klonlama teknolojisinde, genleri değiştirme teknolojisinde bu bakterilerin yaptığı yöntemi kullanmışlar. 294. sayfaya geri döndük. Şöyle son paragraftan bir cümle. Yani gece orada kimseler olup olmadığını merak ederek, gökyüzüne bakarken bize her ne kadar soğuk, sakin ve boş görünse de uzay, bir uçtan diğerine ışık hızında gönderilen trilyonlarca yolcuyla dolup taşıyor olabilir. Melekler. Geldik 304. sayfa. Sicim teorisi üzerine bir paragraf, bunu okuyayım. Bu atom altı parçacıkların tıpkı müzik notalarına benzediği anlamına gelir. Evren sicimlerden oluşan bir senfonidir. Fizik bir notaların harmonisini temsil eder ve Einstein'ın 10 yıllardır izini sürdüğü Tanrı'nın zihni hiper uzayda yankılanan kozmik müziktir. Yani aslında bütün atom altı alem aynı sicimin titreşimlerinin farklı şekillerinden oluşuyor. Bunu mesela başka bir kitabında paralel dünyalarda galiba şöyle bir örnekle anlatıyordu. İşte gitarın telinin neresine dokunursanız oradan farklı bir nota çıkıyor. Fa, do, re mesela. O titreşime göre biz de diyor mesela elektron diye fark ediyoruz. Başka titreşiyor, nötron diyoruz. Başka titreşiyor, işte başka bir madde görüyoruz. Ama aslında hepsi aynı sicimin titreşimleri diye bir teori bu. Geldik 309. sayfaya. Burada ilginç bir şey anlatıyor hoca, Michiah Koch hoca diyelim. Bana biraz miracı düşündürdü bu burası. O niyetle okuyun arkadaşlar, o niyetle dinleyin. Ben o niyetle okuyorum, siz de o niyetle dinleyin. Miraç nasıl bir hikmeti ifade ediyor olabilir. Çocukken zamanımın çoğunu San Francisco'daki Japon çay bahçesini seyrederek geçirirdim. Sığ gölde yüzen balığı izlerken kendi kendime yalnızca bir çocuğun soracağı şu soruyu yöneltmiştim. Bir balık olmak nasıl bir şeydir? Ne kadar tuhaf bir dünya görüyorlar diye düşünmüştüm. Evrenin yalnızca iki boyutlu olduğunu sanıyorlar. Bu sınırlı alanda yalnızca iki yana doğru hareket ederek yüzebilirler ve ancak
asla aşağı ya da yukarıya doğru değil. Gölün ötesinde bir üçüncü boyutu anmaya kalkan herhangi bir balık muhtemelen deli yerine konurdu. Sonra gölde hiperuzaydan bahseden birileri olduğunu an burun kıvıran bir balık yaşadığını hayal ettim. Ne de olsa evren yalnızca dokunabildiğiniz ve hissedebildiğiniz bir şeydi. Sonra o balığı tutup yukarı dünyaya kaldırdığımı düşündüm. Ne görecekti? Yüzgeçsiz hareket eden canlılar, yeni bir fizik yasası, su olmadan nefes alanlar, yeni bir biyoloji yasası. Sonra o bilimci balığı yeniden göle bıraktığım, ve yukarı dünyada yaşayan inanılmaz yaratıkları diğer balıklara anlatmak zorunda kalacağını hayal ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da belki bu sıra mazhar oldu. Elbette onun her şeye imanı vardı, o anlamda değil ama yani fiziğin, alemin bizim yaşadığımızdan ibaret olmadığına Cenab-ı Hak onu öyle şahit kıldı. Miraç'ta neler neler gördü Efendimiz. Anlattıkları gördüklerinin belki kaçta kaçı, binde biri. Yüz binde biri belki. 325. sayfa. Hiçlik enerjisi diye bir şey varmış arkadaşlar. Burada onu anlatıyor. Birazını okuyayım. Tabii bir de genellikle görmezden gelinen ikinci bir enerji kaynağı vardır. Bu, karanlık maddeyle karıştırmamak için karanlık enerji adı verilen boşluk enerjisi, hiçliğin enerjisidir. Uzayın boşluğu da enerji taşır. En son hesaplamalar bu karanlık enerjinin kütle çekim gibi davrandığını ve evreni birbirinden ayırdığını gösterir. Evren ne kadar genişlerse karanlık enerji de o kadar artarak evrenin daha da hızlı genişlemesine neden olur. Şu an için elimizde bulunan en iyi veriler evrendeki madde enerjinin ne de olsa madde ve enerji yer değiştirebilir. Yaklaşık %69'unun karanlık enerjide var olduğunu gösteriyor. Bak, evrenin %69'u karanlık enerji. Buna karşın karanlık madde %26'sını, hidrojen ve helyum atomları yaklaşık %5'ini ve dünya ile bedenlerimizi meydana getiren daha yüksek elementler de yalnızca %0,5'ini oluşturur. Kısacası gök adaları bizden uzağa iten karanlık enerji, açık bir biçimde evrendeki baskın kuvvettir. Bu uzay zamanın eğriliğinde bulunan enerjiden çok daha büyüktür. Şöyle diyor, bu nedenle kozmolojinin tamamında var olan esas sorunlardan birisi, karanlık enerjinin kökenini anlamaktır. Nereden geliyor? Her şeyin sonunda evreni o mu yok edecek? Diyor ve son notumuza geldik arkadaşlar. Böylece bitiriyoruz. Şişme kuramı var bir de. Big Bang teorisinin cevaplayamadığı sorular var. Onlara cevap olsun diye böyle bir kuram üretilmiş. Oldu mu olmadı mı emin değiliz ama bir teori olarak bu da var. Tüm bu varsayımlar baştan saçma görünse de uydularımızdan gelen son veriler bu manzarayı destekliyor gibi duruyor. Hatta kuşkucular bile çoklu evren fikrinin eski büyük patlama kuramının aşırı doldurulmuş bir biçimi olan şişme adındaki kuramla örtüştüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Bu senaryoya göre büyük patlamadan hemen önce ilk 10^-33 saniyesinde yani orijinal kuramdan çok daha hızlı bir şekilde evreni yaratmış olan şişme adında bir patlama meydana gelmişti. Bu Big Bang ikinci patlama oluyormuş yani ondan evvel bir de şişme, genişleme olmuş. Daha büyük bir patlama olmuş. Bu fikir ilk olarak MIT'den Alan Gott ve Stanford'dan Andrei Linde tarafından önerilerek bir sürü kozmolojik gizemi çözmelerinde kullanılmıştı. Örneğin evren, Einstein kuramının öngördüğünden çok daha düz ve tek biçim gibi görünüyordu. Ne var ki evren bir kozmik genişlemeden geçmişse düzleşecektir. Tıpkı devasa bir balonu söndürmek gibi. Sönmüş balonun yüzeyi boyutu nedeniyle düz görünür. Diyoruz ve burada bitirelim arkadaşlar. Kitabın kapağını tekrar bir göstereyim size. Michio Kaku'nun İnsanlığın Geleceği isimli eseriydi bu. Ot Yayıncılık'tan. Kitapta çok güzel tespitler, bilgiler,
marifetullah yolunda da kullanılabilecek argümanlar var. Biz bu böyle bir gözle okuyalım. İslam'a, imana dair çıkarımlar yapılabilecek şekilde buradan malzemeler alabiliriz. Ben de o niyetle okudum. Kitabı çok beğendim. Diğer kitapları da güzeldi. Bunu da okumanız için sizlere tavsiye ederim. Peki arkadaşlar, bir kitabın daha sonuna geldik. Başka bir kitapta tekrar fosforlu kalemde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.